Selamlar Brawl Stars'ın yeni bölümüne hoş geldin. Merhaba, nasılsın? Görüşelim, varım iyisindir umarım. Her şey yolundadır. Bu videoda sizlerle birlikte Türkiye'de ilk kez Pearl Savaşçısını Rank 30 yapan kişinin maçlarını izleyeceğiz. Peki o kişi kim? Hakan, bizim kanaldaki Hakan. Pearl Savaşçısını aldı, fullledi ve Rank 30 yapmayı başardı. Görüyorsunuz, göremiyorsunuz. Şimdi göreceksiniz, şu an görüyorsunuz. 1002 kupa Pearl, dünyada da 30. sırada zannedersem. Bakalım tekrar 1000 kupayla. Belli bir kupaya kadar solo oynadı. Kaç kupaydı o? 1000 kupaya, 900 kupaya kadar. 900 kupadan sonra, hatta dün 30. falandı herhalde, biraz daha yapanlar olmuş. 900 kupaya kadar solo oynadı, geri kalanı duo oynadı. Bana maçlarını gönderdi. Maçlar güzel. En azından ilk başta bakınca çok Türk yok. Hatta Türk bile göremiyorum maçta. Türk olmanca iyi oluyor. Çünkü tanıdık olunca dönmek durumunda kalıyorsun. Öldürmemeye çalışıyorsun. Onu özellikle korumaya çalışıyorsun. Ama isim gözükmese hiç öyle şeylere gerek kalmayacak. O yüzden ben eski duo sistemini çok daha seviyorum. Hakan'la zaten 4 tane 35 rank yapmıştık biz eskiden. O yüzden eski zamanları hatırlayınca Hakan'la güzel oluyordu. Kamerayı nereye alayım? Şöyle alayım mı? Sağ üstte. Sağ üstte aldım. Ne oynuyorlar peki? Poco ve Pearl oynuyorlar. Garip. Samet'in Poco oynuyor olması ilginç. Çünkü burada başka bir savaşçı yok. İçeride bekliyorlar şu an. İki yükleri olduğu için. Aha, başka biri geldi içeriye derken bir anda indirdiler. Harika. Çok güzel. Yine bekliyorlar. Beklemeye devam ediyorlar. Ya burada hani biz de oynadık dün biraz. Yani yük yoksa, yani yük olmasa bile, zaten olsa bile içeride beklemek en mantıklısı. Garip garip savaşçılar. Jeki oynuyorlar. Maze oynuyorlar. Hala bekliyoruz. Hani burada isim gözüktüğü için de girmeyen bir sürü insan var eski oyunculardan. Onlar da şu an girmiyor. O yüzden şu an farklı farklı komplar gözüküyor. Aha, sıkıştırma başladı. Onu orada kesin yerler. Hakan arkadan vurduğunu gördü. Bir anda süperini de attı. İndirdi. Güzel. Maç güzel. Maç hoşuma gitti. İki takım kaldı toplamda. Aha. Oo, boş eli kaldı. Oo, takım arkadaşına can veren YG. Neler görüyorum efendim. Çok güzel. Bu aşağıda. Ama ölmüyorlar. Canları da azalmıyor. Ah, şimdi Hakan'ın güzel canı gitti. Hakan nasıl gidiyorsun oradan? Samet. Ama Hakan mayınları görmüş olduğu halde, mayınları tam otururken Samet oradan indirdi. Samet tebrikler. Samet orayı güzel oynadı. Hemen bir sonraki maça geçelim. Düt 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 düt. Hemen bir sonraki maçta burada zaten. Açıl 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 açıl. Şimdi. Nervous, Ice Killer, Ice Aşık, TV Ver falan, değişik savaşçılar. Colt var, Bull var. Hani buradaki meta da değişti artık isim gözüktüğünden bu yana. Hani garip garip savaşçılar almaya başladı insanlar. Bu da ilginç gerçekten. Ice Aşık, Bull var. Yakın arkadaşı Mike var. Çok garip. Savaşçılar çok değişik. Ah be, burada eskiden herkes bu otarı alır. İçeride süper kasar. Belli bir yeri kitler. Oğlum ne iyiydi be. Eski duo olsaydı var ya. Ya ben eski duo olduğu zaman da niye bıraktım oyunu ya. Keşke bırakmasaydım. Eski duo olduğunda bırakmasaydım var ya. Öf. Şu an yaz 250 bin abone. Mis. Ben Duo'yu da o zaman oynuyordum ya. Ben böyle Duo'nun leş bir hale geleceğini bilsem önceden daha çok oynardım. Burada Mike alan ha. Yemin ediyorum burada Mike alan birini görsek var ya eskiden. Herkes VPN diye çıldırırdı yorumlarda. İşte bu adam VPN kullanıyor. Bu adam hileli. Bu adam Türkiye'den bağlanmıyor. Bir sürü şey söylerlerdi. Şimdi baksana. Mike var. Çok normal artık. Oha, atla işe gel. 6 yüklü Primo. 6 yüklü Shelly. Man bro. Hiç dönmeye de gerek yok ama alırdınız onu da. 2 yük. Desene 2 yük nereye kadar alacak? Aha, Ayse Aşık da içeride yatıyor. Arkadaşı ne onun? Edgar. Harika. Aha, Samet sinirlendi. Dislike'a başladı Samet. Oo, yalnız Pearl'ün atışları çok güçlü ya. Arkadaşı da olmadı. Oradan hani Mike alsın yükleri diyorlar. Çünkü diğerleriyle takım oldular. Oradan bir tane süper geldi. Ayson'u indirdi. Arkadaşı da Bull. Orada derken Bull. Kesti. İnanılmaz. Ha, burada Samet de Hakan'ın en mantıklısını yapıyor.
Ayşe aşağı vurdu. Aşağı ona doğru gitti. Ben olsam Mike Alas. Şaka yapıyorsun baba. Bunlar zannedersem buradan ikinci mi oldular? İkinci olur da tam çıldırmalık. Bir sonraki maça geçelim. Bir sonraki maç. Kevin, Kadir, Didi. Ha, güzel. Değişik savaşlar görüyoruz. Hadi bakalım. Yani burada bu otara haricinde bir savaşçı. Bastara olsun. Bazbo olsun. Boşeli olsun. Basçeli olsun. Bastara olsun. Yani ne bileyim. Çok çok garip. Çok garip. Garip. Hani burada oynayan da yok görüyorsunuz. Hani yüksek kupalı oyuncular. Wind Raiders'lar özellikle burada oynamıyor. Wind Raiders'cı veletler burada oynamıyorlar. Açık harita giriyorlar. Çünkü çaldığına ne karşılaşacağını, neyle karşılaşacaklarını bilmiyorlar. O yüzden bu haritaya girmiyorlar. Ya hala bilmiyorum ya, şu isim gözükme olayı kalkacak mı? Kalksa güzel olur. Aa, bu sefer şey almış. O bir anda sattı. Samet fena. Samet bir anda sattı Buster'la. Rus gitti. Samet de bu ara bu şeyle 100 kupayı indirdi. Kadir var. Kadir zaten maç başından beri gözükmediler. Güzel. Bir galibiyet daha. Bu maç hoşuma gitti. Bu maç güzeldi. Bir sonraki maç. Let's go. Tam getiriyorlar şeyi ama matchmaking'i oyuncu bulunamadığı için. O anlaşılır. Ama isim gözükmeyi anlayamadım. Ve güncelleme değişikliklerinde isim gözükme tekrar açıldı diye yazmamıştım. Notlara bakmıştım. Görememiştim. İsim gözükme her yerde açıldı diye. Bin kupa olursan isim gözüküyor. Yani niye isim gözükmeyi getirirsin ki ya? Bırak insanlar mücadele etsin. Çok garip. Çok saçma. İsim gözükmeyi de getiriyorsan eşleştirme sistemi bari bir gün olsun. O da ayrı bir saçma. Ya ben şunu istemiyorum. Yani, özellikle bir Türk'ü gördüğümde, özellikle tanıdığım birini gördüğümde takım olmak zorunda kalmak istemiyorum ben. Ben normal mücadele etmek istiyorum. Kim iyi oynarsa o kazansın istiyorum. Biz kötü oynarsak kaybedelim. Onlar iyi oynarsa onlar kazansın. Ama işte. Oo, Samet gitti. Ya da aynı ülkede olan kişileri aynı takıma koymama. Aynı şeye denk getirmemek lazım ki Brawl Stars asla bununla uğraşmaz. O gelişe bak. Oo, orman bastırı güzelmiş. Takımlaştılar. Hakan çok iyi kaçıyor. Hakan iyi hasar verdi. Hakan bayağı iyi hasar verdi. Metalar maralar yerler ona. Fena takım olmuş eşekler. Sattı. Buster onu sattı. Harika. Şu an bence gidip onu bile öldürebilir. Öldürdü. Ah be Hakan. Bunu alaydın iyiydin ha. Yapar mısın öyle bir şey dedim. Let's go. Sana kaç. Lizzo. Ay güzel. Türk gelmeyince maçlar iyi oluyor. Mücadele oluyor maçta. Çünkü tanıyorsun, takım olmak durumunda kalıyorsun. Hiç gerek yok. İnsanın karakterine göre takım olmak gerekiyor. İsmine göre değil. Ben 3 tane 35 yaptım bu yeni gelen şeyde. Aşırı sıkıldım yaparken de. Daha ben şu an girmiyorum zaten. Belki düzelir, belki başka bir şey olur diye. Girince de zaten kanalda atmıyorum bu videoları. Bir tane artı 35 attım. Aralarında en olabilecek olan oydu. Oo, Samet fenasın. Samet bir anda indirdi. Ha, böyle olmak lazım. Duo'da bir anda satman gerekiyor. Önceden beri bu böyle. Ama tanıdık birini görünce özellikle satmak o biraz sıkıntı. Bu arada yarım saat sonra gelse de olur. 12 yük mü? Şaka mı bu abi? Bunu kazanmaları biraz zor ama. Aksesuar da basmış sende. Gitti aksesuar da zaten çöp oldu. Bir koydu bir sürü canı gitti Şelin'in. Oha.
Alamadı. Ah be. Yatıcı tayfa. Şeli sendi. Çok zor buradan alması. Çok çok zor. Çok çok zor. Evet arkadaşlar. Bu şekilde Bean Kupa maçları izlemiş olduk sizlerle birlikte. Güzel maçlardı. Çok kötü değildi. Duo moduna göre maçlar hoşuma gitti. Fena değildi. Daha şuradan tekrar sıralamaya bakacak olursak. Savaşçılar. Aşağıya inelim. Pearl. 900 yapan savaşçılardı. Hatta Türkiye'de bu karakteri kaç kişi açmış? Gelin bakalım Türkiye'nin ekonomik durumuna. 37 kişi. O da 8 kupa. Görün abi gelin. Türkiye, koca Türkiye'de 37 kişi bu savaşçıyı açabilmiş. İnanılmaz değil mi? Abubakar, Siş. Mesela EA açmış. 70 bütün savaşçılar var. Rodan Ali, Ghost. Bütün savaşçılar var. Mehmet Sayı. Kral vs. Yeniler. Melek açmış. Bunda 70 savaşçı var. Krof o da açmış. Vay be. Açmış ya oynamamışlar hiç. Oha. Ne? En sondakini de mi almış bu? Şaka yapıyorsun. Oğlum bu pes kostümü değil mi? Oğlum bu nasıl bir zenginliktir be? Nasıl bir zenginsin oğlum sen? Oğlum bu videoyu izliyorsan yaz reis ne yaptın? Oha. Oha. Bunu alan dünyada kaç kişi vardır? Powertech'te altın brok var. Başka alan var mıdır bu savaşçının? Zins. Oo, amen. Amen, bu çocuğu hatırladım. Zins. Torpido, Ultikibo, Tomar 753. Tomar da almaz ya bu savaşçıyı. Majesty. O fena denk geldik ha. Bunda kostümsüzü var. RZM 48. O bu da almış. Lal. Yok canım. Vay be. Bir ufak bir şaşkınlık. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Karakteri gerçekten çok güçlü. Umarım biz de nerf gelmeden alırız, oynarız, bir kupa yaparız. Hepiniz hoşça kalın. Sonra kadar da görüşürüz. Bay bay.